Öyle böyle bir şey değil ya. Karga var ya, alıp kapmak için neler yapıyor ya. Mola arkadaşlar, yarım saat molamız ha. Gözüküyor mu? Ha, kenara ağaçta. Gitti. Evet, ağaçta yukarı çıkıyor. Çekim için ne kadar bir süremiz var hocam? İşlemiyordur ama kapatmıştır. İşlemiyordur ama kapatmıştır. Şuradan yine o bölümün bir bölümü var. Buranın altında böyle. Hakikaten bir çıkı tatlı yazıyordu şimdi. Buranın da özel tatlısı var mı? Kamp alanımızın olduğu yer yukarıdan görünüyor. Yaşadık yani resmen. Aç kadar. Evet. Hikayesi ne? Nasıl? Her dilek için bir tane mi? Çok teşekkür ederim. Ha, bir oğlum için bir kendim için. Bir tane alsak yetmiyor mu? Abla vermişti. Amcacığım, Ali Yalçın hanginiz? Kardeşi. YouTube'a koyacağım. İsteyim. Çıkacağız, şimdi gidiyoruz. Adak yeriymiş burası, evet. Adak noktasıymış. Burası değil mi? Evet. Burasıymış Erdinç abi. Bu da bizim dileğimiz. Baton alacağız.
babanın mekanı. Burada Azak Adana'nın hayvanların boynuzları. Bir adet daha koktu. Büyüklerini görüyorlar. Yağmur yağdı. Kemerim. Önceki günde İstanbul'da iki otobüs geldi. Allah'ın sağlığı. Çok. Değerli canlar, siz hepiniz Düzgün Baba'nın mekanına hoş geldiniz. Allah Teala sağlık huzur versin, can sağlığı versin baştan. Şimdi Düzgün Baba'yı kısaca anlatıyorum size. Düzgün Baba kimdir? Aslında adı Şahidar. Gördüğünüz bu tepenin önünde Kureyş Baba ocağı var. Düzgün Baba'nın babasının mekanı. Kureyş Baba da Zemper ayında kışın hayvancılık yapıyordu. Yani hayvanlarını otlatmaya getirirken keçi, çepiç falan. Onlar kışın ne yiyordu? Karda, kışta, fırtınada ancak ki ormanda o meşeleri kemirip onlarla karnını yiyordu. Ve bir iki gün Kureyş, Düzgün Baba Şahiler eve davarını getirince babası merak ediyor, hayvanlara ot veriyor, yaprak veriyor, ne veriyorsa yemiyor, top. Üçüncü güne yine merak ediyor, diyor ki öyle gideyim, bu Şahidar ne yapıyor? O anda bir keçi ürkülüyor, diyor Kureyş Ukur mu sana çıktı, yani babasının adını zikrediyor. Babası bir dönüyor ki, babası arkasında, yani ben babamın adını, lakamını niye söyledim, zikrettim. Üç adında geliyor buradan mekana, bu mekana 40 gün burada kalıyor. Tabii elçi taliplerini gönderiyor buraya. Diyor ki gidin hala Şahidar'ın durumu nasıl diyor, düzgün gidiyor. 40. güne gelince tabii üç kere bu arada talipleri geliyor, soruyor anlatırını. 40. güne geliyorlar ki Düzgün Baba burada sır olmuş, kayıp verenlere karışmış. O günde bugüne efsanesi işte Düzgün Baba'nın mekanı burası, yukarıda döşeği var yaslanmış. Taş çeşmesi var, sırlı su. O kötü kalp insanların önünde kuruyor. Onlarda türbesi var, kapısı var. Siz zaten geldiniz oralarda. Belki bilmediniz, görmediniz. Yani her yerde bir işaretini bırakmış. O günden bugüne insanlar, canlar geliyor burada. Niyaz oluyor, kurbanlarını kesiyor. İbadetini yapıp gidiyorlar. Yani kısacası bu kadar. Düzgün Baba, Baba Düzgün Baba, Baba Düzgün mekan burito. Name Düzgün o, Düzgün Baba o, Baba Düzgün o, Baba öfkeme gün. Name Düzgün o, Düzgün Baba o, Baba Düzgün o, Düzgün Baba o. Utanmış yere, yere dolele, mükemmüsnena. Merhabala, merhabala, verba peşliyo, mekan gureto, name düzgün o, düzgün baba o, baba düzgün o, baba öfkar beyo.